Evet, her Perşembe olduğu gibi Sinema Yazarları Derneği üyesi Sayın Hasan Nadir Derin bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim yayınımıza bu hafta da. Hoş bulduk. Şimdi Cuma günü yarın akşam 9'dan itibaren yine evlerimize kapanacağız ve film ya da dizi izleyeceğiz, kitap okuyacağız. İyi ki bu etkinlikler var. Tabii bir de spor yapabiliriz. En azından o günlerimizi güzel geçirebiliriz. İşte bu noktada siz bize çok iyi film önerilerinde, festival önerilerinde bulunuyorsunuz. Fakat bu hafta Altın Küre adayları dün açıklandığı için bununla başlamak istediniz. Çok önemli Altın Küre ödül töreni çünkü. Evet, yani bu sene biliyorsunuz, yani geçen seneden itibaren tabii ödül törenleri de ertelendi. Tıpkı filmler gibi. Normalde sanıyorum şu aralar Altın Küre'nin hani verilmiş olması gerekirdi. Şimdi adaylar açıklandı. 28 Şubat'ta da verilecek. Tabii adaylara baktığımız zaman yine tabii geçen senenin bu senenin etkisiyle zaten bunu konuştuk. Pek çok filmin online platformlara kayması ve ödüllerin de bunu yani bu sene için kabul etmeleri normalde hani sinemada gösterilme şartı arıyorlardı. O şartta vazgeçip hani sinemada gösterimizi planlanmışsa şeklinde yaptılar. Hani tamamen online sıfırdan online platformlara yapılanları da saymadılar aslında. Hani önden sinemada gösterim planlanmış ama gösterilememiş olanları kabul ediyorlar. Baktığımız zaman adayların yani çok büyük bir çoğunluğu online platformlarda hatta hala Hasan Bey'in görüntüsü dondu. filmler Geldi, geri geldi. Evet, dinliyoruz Hasan Bey. duyuldu Şu an mu? duyuyoruz. Kısa bir ses kaybı yaşadık. Dediğim gibi yani adayların büyük bir kısmı online platformlarda şu an bulunabilecek filmler. Altın Küreler nasıl açıklanıyordu geçen senelerden hani takip edenler zaten biliyordur ama drama ve komedi müzikal olarak iki ayrı kategoride veriliyor. Televizyon dizilerine de veriliyor ama onu hani şu an için dikkate almayacağız. Hani film üzerinden gittiğimiz için. Şöyle bir adayların üzerinden geçersek ki büyük bir ihtimalle bunlar hani Oscar adayları arasında da yer alacak. Öyle gözüküyor. Drama filmi olarak Baba, The Father, Mank, Nomadland, Promising Young Woman ve The Trial of Chicago 7 var. Yani çoğunun Türkçe adı verilmediği için bu şekilde söylüyorum ama dediğim gibi bunların Türkiye'de sanırım hiçbiri sinemalarda vizyona giremedi. Komedi müzikal dalında da ikinci Borat filmi var. Bekleniyordu zaten. Hamilton, Music isimli bu ilginç oldu. Daha önceden hiç tahmin etmediğimiz bir film. Palm Springs var ki o vizyona girebilmişti o sinemaların açık kaldıysa süre içinde ve The Prom var. Dediğim gibi özellikle drama dalındaki 5 filmde büyük ihtimalle Oscar'da da aday olacaklar. Yönetmen de bu sene Altın Küre'de bir ilk yaşandı. 5 adaydan 3 tanesi kadın yönetmen. Daha önce olmamıştı. Bunların da en az 2 tanesinin de yine Oscar'da aday olacağını tahmin ediyorum ben. Promising Young Woman'ın yönetmeni Emerald Fennell, Mank'in yönetmeni David Fincher, One Night in Miami'nin yönetmeni Regina King, The Trial of Chicago 7'in yönetmeni Aaron Sorkin ve Nomadland'ın yönetmeni Chloe Zhao. Özellikle Chloe Zhao hani hem film hem yönetmen olarak Nomadland'de iddialı gözüküyor. Erkek oyuncular geçen sene kaybettiğimiz çok genç yaşta kaybettiğimiz Chadwick Boseman var ki iyi de bir oyunculuk sergilemiş filmde Ma Rainey's Black Bottom filminde. O da büyük ihtimalle Anthony Hopkins'le bir çekişecek Bob filmindeki rolüyle. O da hani çok deneyimli bir oyuncuyla işte genç yaşta kaybettiğimiz bu oyuncunun çekişmesi olacak. Onun dışında Riz Ahmed, Gary Oldman ve Tahar Rahim var. Farklı aslında şeyi de görebiliyoruz. Hani Hollywood'da son yıllar dönemde ortaya çıkan etnik kökenli farklı kişilerin aday gösterilmesini burada da görüyoruz. Kadın oyuncu olarak Viola Davis, Andra Day. Geçen haftalarda bahsettiğimiz Pieces of a Woman'ın bir kadının parçaları filminin başrol oyuncusu Vanessa Kirby aday olabileceğinden bahsetmiştik zaten. Nomadland ve Frances McDormand ve Carey Mulligan aday.
Onun dışında komedi müzikaller genelde Oscar'ı çok etkilemiyor ama Sacha Baron Cohen'in orada aday olduğunu söyleyelim. Yine Borat filmiyle kadın oyuncuları da Maria Bakalova. Belki bunlar Oscar'a sızabilirler. Onun dışında senaryo dalındaki adaylıklar filmle aynı tamamen. Aynı beş aday var. Tabii bizim için hep ilgileniriz bizden bir aday yabancı filmde çıkacak mı diye. Yine yok bu sene için. Another Round filmi var. Benim de geçen senenin en sevdiğim filmlerinden bir tanesi olan Ağlayan Kadın La Llorona var. Life at Minari ve Two of Us filmleri var. Fransa bir tanesi. Yani değişik ülkelerden filmler. Yine Oscar'da da benzer bir şey göreceğiz. Oscar'daki kısa listeleri yabancı da, film dalında aslında uluslararası film tabii diyorlar artık. Çoğalttılar ama yine de bir Türk filmi girebilecek mi? Biliyorsunuz 7. Koğuştaki Mucize diye gönderdik bu sene. Aday olmasını beklemiyorum açıkçası ama hani belki Oscar'da o kısa listeye, 15 film listeye o da yani açıkçası biraz zor gözüküyor ama belki girebilir. Dediğim gibi Altın Küre adayları bu şekilde. 28 Şubat'ta büyük ihtimalle yine online düzenlenecek. Geçen sene aslında hatırlarsanız hani bu ertelendikten sonra herhalde o zamana kadar bir şeyler düzelmiş olur. Normal düzenlenir falan diyorduk ama hani görülen o ki öyle olmayacak. Hani bir açıklama duymadım ama yani %90 herhalde online düzenlenecek yine. İnsanlar işte evlerinden bağlanarak katılacaklar. Belki hani küçük bir kısım orada bilmiyorum belki gerçi ödüller o anda açıklanacağı için o da çok anlamlı olmasa ödül kazananları çağırsınlar diyeceğim ama o da çok anlamlı olmayacak. Dediğim gibi büyük ihtimal online bir ödül töreni izleyeceğiz. İstanbul Film Festivali tüm yıl boyunca her ay yeni bir seçki yayınlıyor. Bunu konuşuyoruz ve artık Şubat seçkisi bu haftadan itibaren başladı. Evet, aslında evet hazırlanırken onu düşündüm. Biz bu hafta vizyona giren filmler diye bahsederdik. Aslında onun gibi olmuş oldu bu bölüm. Oldu. Hani İstanbul Film Festivali'nin bu hafta gösterime çıkardığı filmler şeklinde. Yine hatırlatalım Ocak'tan itibaren haftada 3 film gösterime sokuyorlar. Cuma, cumartesi ve pazar olmak üzere. Bu filmlerde toplam 5'er gün online gösterimde kalıyor. Bu sefer Şubat'ın başı olduğu için toplu bilet almak da anlamlı olabilir. Hani ben şimdi bugün sadece 3 filmden bu hafta gösterime girecek olan 3 filmden bahsedeceğim ama hani diğer filmlerde web sayfası üzerinden incelenip beğenilirse aylık toplu bilet de alınabilir. Cuma günü gösterime açılacak olan film Yaramaz Çocuk. Bu aslında bir biyografi filmi. Alman sinemasının çok önemli yönetmenlerinden Rainer Werner Fassbinder'in hayatı ile ilgili bir biyografi filmi. Gerçekten hani önemli ve çok genç yaşta vefat etmiş bir yönetmen. Yani 37 yaşında vefat etmişti. 80'lerde olması lazım. Fakat çok verimli, çok çalışkan bir isim. Yani o yaşa kadar düşünün yani 37 yaşında ölmesine rağmen internete baktığımızda gerçi kısa film ve televizyon filmleri de dahil ama yine de filmografisinde yönetmen olarak çalıştı 44 tane film var. Yani 37 yaşında 37 yıllık yaşamına ki yani film çekmeye de en iyi ihtimalle 16-17 yaşında başlamış olsa zaten onunla ilgili bir belgesel de izlemiştim. Bu yoğun çalışmasını da çok fazla vurguluyordu arkadaşları. Ama da tiyatroda yapmış bir isim. O yüzden onunla ilgili biyografi de ilginç olabilecektir diye düşünüyorum. İkinci film bir dönem filmi, bir savaş filmi. Annem savaşa gidiyor. Birinci Dünya Savaşı'nda geçen bir film. Burada zaman zaman böyle filmler gördük. Hatta Mulan'la animasyonunu da yaptılar. Bir kadının erkek kılığına gidip savaşa gitmesini anlatan bir film. Burada da aslında kadın karakterimiz oğlu zorunlu olarak askere alınınca o zihinsel engelli. Onu yalnız bırakmamak için erkek kılığına girip cepheye gidiyor. Oğlunun yanında bulunabilmek için bunu anlatan
Anladığım kadarıyla bayağı duygusal da bir film. Öyle gözüküyor. Diğer film ise bu senenin Yunan sinemasından epey adı geçen filmlerden bir tanesi. Galiba Oscar'a da onlar bu filmi gönderdi. Elmalar isimli bir film. Yani yavaş yavaş şey görmeye başladık. Biraz sonra bahsedeceğimiz Sundance Film Festivali'nde de bu tip filmler izledim ben. Bu salgının bir şekilde filmlere sızdığını, hani konuları etkilediğini, tam olarak yaşadığımız şeyi anlatmasa da hani oradan yola çıkan konulara yelken açıldığını görmeye başladık. Büyük ihtimalle bir süre daha göreceğiz bunu. Bu filmde aslında yine bir salgını anlatıyor ama salgın insanlarda amnezya, unutma etkisi yapıyor. Ben yani böyle bir salgını anlatan bir film. Bunun üzerine giden biraz bu Yunan yeni dalgası dediğimiz hafif fantastik, karanlık daldan giden bir film. Bu da benim merak ettiğim ilginç filmlerden biri olabilir diye düşünüyorum. Peki. Son olarak az önce atıfta bulunduğunuz Sundance Film Festivali geçen hafta da konuşmuştuk. Evet, bunu işte geçen hafta da dediğimiz gibi hani normalde izleme fırsatımız olmuyordu Amerika'ya gitmediğimiz sürece. İşte pandemi koşullarının cilveleri olarak izleme fırsatı bulduk. Epey de film izledim açıkçası geçen hafta buradan. Ödül alan filmlerden şöyle bir bahsetmek isterim. Çünkü büyük ihtimalle onları yıl içinde bir şekilde hani sinemalar açılırsa sinemada ya da online platformlarda izleyeceğiz. Mutlaka karşımıza çıkacaktır. En çok ödülü alan film Coda. 4 ödül aldı. Aynı zamanda açılış filmiydi. Bu arada onlar da hani Amerikan filmleri ve dünya sineması olarak ikiye ayırıyorlar filmleri. Amerikan sineması bölümünde, drama filmlerinde bu film aldı. Aynı zamanda seyirci ödülünü de aldı. Yönetmen ödülü ve oyuncu ödüllerini aldı. Gerçekten çok seyirci dostu bir film. Yani hani sinema açısından ne kadar iyi olduğu tartışılır ama tamamı duyma engelli bir ailenin tek hani duyabilen ve konuşabilen bireyi, genç bir kız. O da aynı zamanda çok da iyi bir sesi var. Yani şarkı da söyleyebiliyor. Aslında bir Fransız ya da Belçika filminin uyarlaması bu film. Onun üzerinden giden bir film. Hem ailesiyle ilişkileri hem aslında bir yandan da şey çok izleriz ya hani bir genç karakterin ailesinden ayrılma hikayesi. Artık kendi kanatlarıyla yola devam edebilme hikayesi. Onu anlatan bir film. Dediğim gibi yani çok rahat izlenen komedisi, duygusal yerde, yerli yerinde olan bir film. Zaten hemen festivalin ikinci ya da üçüncü gününde çok büyük bir paraya, rekor fiyata da haklarının satın alındığı haberi geldi. Amerika'da bir online platforma. Tüm dünyada aynı yerde çıkacak mı bilmiyorum. Çünkü telif hakları değişebiliyor bazen. Onun dışında yabancı tarafta da bir Kosova filmi ödül aldı. Dünya sineması tarafında. Hayv Kovan olarak çevirebiliriz. Aslında yine işte Balkanların hep geçen haftalarda da bir film vasıtasıyla bahsetmiştik. O savaş, iç savaş dönemindeki hikayelerinden bir tanesi. Bir kadının kocası kaybolmuş. Hani ölüp ölmediği de belli değil. Cesedine de ulaşılamamış. Tek başına bir iş kurma, çevresinden aldığı tepkiler, hatta ailesinden de aldığı tepkiler üzerine gerçek bir hikayeden alınmış. Ve şu an hani gerçekte de o işini bayağı geliştirmiş kendisi. O hani ilginç bir filmdi. Dediğim gibi büyük ihtimalle bir yerlerde karşımıza çıkacaktır. Kasp isimli bir belgesel ödülü aldı. O da Amerika'da, Texas'ta 15 yaşındaki 3 genç kızın hayatını anlatıyor. Yani bayağı hani aykırı diyebileceğimiz bir hayat sürüyorlar aslında, öyle diyelim. Onu anlatan bir hikayesi vardı. Onun dışında hani ödül, daha doğrusu yarışmaya dahil olmayan beğendiğim iki filmden de bahsedeyim. Mes isimli bir film vardı. Şöyle diyeyim, yani çok konusunun detaylarını vermeyeyim ama çünkü yani sürprizleri var biraz filmin. Dört karakterin tek bir oda içinde kalmasıyla gelişen, tamamen diyaloglara dayalı, biraz tiyatro uyarlaması gibi ama değil, yani öyle değilmiş bir film. Yani bayağı hani bu karakter draması sevenlerin ve yani klişe tabirle oyunculuk şöleni denir ya. Öyle bir film. Tam yani çok etkili bir film gerçekten. Yani bir yerlerde karşımıza çıkarsa öneriyorum şimdiden. Bir de yakın zamanda bir iki hafta içinde Amerika'da
Açık olan sinemalarda tabii vizyona girebilecek olan ve online platformda da açılacak olan bir film. Oscar'da da adı geçiyor. Judas and the Black Messiah filmi gösterildi. Bu 60'larda Kara Panterler Hareketi'nin başındaki insanın hayatını anlatan Frank Hampton, yanlış hatırlamıyorsam ismini, hayatını anlatan ve aynı zamanda onu FBI'ya ihbar eden adamın hayatını, yani ikisini beraber anlatan bir film. Gerçekten o da oyunculuk açısından da özellikle Oscar'larda aday olabilecek gibi gözüküyor. Peki, 10 dakikamız kaldı. Bizim bugün yine sizden öğreneceğimiz öneriler var. Gerçi her biri filmlerin birbirinden sevilen yapımlar ama ilki bir efsane Kuzuların Sessizliği. Evet, genelde biliyorsunuz bir klasikle başlamaya çalışıyorum. Gerçekten hani bugün baktığımızda bir efsane. 1991 yapımı bir filmmiş. Demek ki 30 yıl olmuş, yapılalı yaklaşık. Yani aslında öncesi sonrası kitap uyarlamaları, dizileri vesaire çok fazla. Hani bu filmdeki karakterler karşımıza çıktı. Genç bir FBI ajanı burada, genç bir FBI ajanı olan Clarice Sterling ve bir suçlu yamyam ama hani o kadar karizmatik bir karakter. Hannibal Lecter, Judy Foster ve Anthony Hopkins'in canlandırdığı karakterler. Yani dönemi açısından da işte bu iki karakterin karşı karşıya gelmesi. Burada işte genç FBI ajanı kendini ispatlamaya çalışıyor. Orada hani çünkü başka bir seri katil var ve onu yakalamaya çalışıyorlar. Bu Hannibal Lecter da aslında ona yardımcı olabilecek ama kendisi de seri katil olan bir karakter. Daha sonra dizisi falan da yapıldı, biliyorsunuzdur takip ettiyseniz. Yani çok fazla karşımıza çıktı. Burada bu iki karakterin tamamen konuşmalarla, birbirlerine bakmayla giden bir, özellikle ilk yarısı, yani çok o gerilimin yüksek olduğu ve hani her iki oyuncunun da gerçekten hani az önce dediğim gibi bir oyunculuk şöleni sergiledikleri bir film. Oscar'lardan bahsettik mesela, bu da tarihte en iyi film, yönetmen, iki başrol oyuncusu ve senaryo dalında ödül alan üç filmden bir tanesi ki geçen hafta bahsetmedik. Bir tanesi de geçen hafta söylediğimiz Guguk Kuşu filmiydi. Dediğim gibi yani her açıdan klasik bir film. Pek çok sahnesi hatta hani sinema açısından ders olarak da okutulabilecek bir film. Peki. Bir yerli film almışsınız listeye bu hafta. Ölümlü Dünya. Sizden dinlemek isteriz. Evet. Ölümlü Dünya gerçekten son yıllarda hani sinemada izleyip de en çok güldüğüm yerli filmlerden bir tanesi. Hani genelde o mizah anlayışı çok basit yerlerden kurulan filmler açıkçası karşımıza çıkıyor. Çok fazla bu tip filmler karşımıza çıkmıyor. Bu bir suç hikayesi aslında. Hani bir filmin başında bir restoran işletiyor gibi gördüğümüz bir ailenin aslında kiralık katillik yapan bir aile olduğu ortaya çıkıyor. Ve sonradan hani olaylar karışıyor diyelim klasik tabirle. Ali Atay'ın, ki yani aslında oyuncu olarak tanıdığımız Ali Atay'ın yönetmen koltuğunda olduğu ve yazarlarından biri olduğu bir film. Ki bundan önce de bir filmi daha var. Limonata isimli. O biraz daha hani mütevazi bir filmdi, öyle diyelim, ama o da hoş bir filmdi. Bundan sonra da benzer bir film yaptılar aslında, Cinayet Süsü diye. O bence bunun kadar başarılı değildi. Yani bunun mizahı bence daha iyi, Ölümlü Dünya'nın mizahı. Çok da kalabalık bir yazar kadrosu var aslında. Filmin aynı zamanda oyuncularından biri olan ve yani muhtemelen de en çok gülünen sahneler de ona ait. Feyyaz Yiğit'in olduğu sahneler epey eğlenceli sahneler. O da senaryo yazarı ekibinde. Onun dışında Ali Demirel, Aziz Kedi ve Volkan Sümbül de var senaryo ekibinde. Ki benzer şekilde oyuncu kadrosu da çok geniş bir kadro. Bu da Ali Atay genelde yönettiği filmlerde oynamıyor. Bunda da yok. Ama Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarpapak, İrem Sak, Doğu Demirkol ve az önce de adını bahsettiğim Feyyaz Yiğit oynuyorlar. Hani aslında sosyal medyada da bu filmde ufak ufak parçalar çok fazla karşımıza çıkıyor, paylaşılıyor. Yani büyük ihtimalle seyirciler çok aşinadır filme.
tamamını izlememiş olsalar bile ben tamamını da izlemelerini eğer izlenmediyse tavsiye edeyim. Peki. Üçüncü filmi haftanın sıra sende. Orijinal adıyla Your Turn. Evet. Aslında orijinal adı İspanyolca ama ben de İngilizce adını yazmıştım size. Yani ben de hani İspanyolcasını söyleyemediğim için. Bir belgesel. Mesela konusundan bahsedince neden seçtiğimi de anlayacaksınız. Olay Brezilya'da geçiyor ama Brezilya'daki öğrenci olaylarını anlatıyor. Yıllar içine yayılan bu 2010'ların başından beri Brezilya'da gerçekleşen çeşitli öğrenci hareketlerini anlatan bir film. Yani daha henüz lise öğrencisiyken başlıyorlar aslında. Yani tamamen çok basitçe bir ulaşım zammını protesto etmek için başlayan bir hikayeyi anlatıyor. Giderek işte okul işgallerine vesaireye doğru giden bir hikayesi var. Hikaye derken belgesel tabii. Belgesel açısından da bence çok başarılı bir film. Hani anlattığı konunun önemi dışında. Çünkü arşiv görüntülerini bizzat o olayı yaşayan öğrenciler yorumluyorlar. Yani dış ses olarak o öğrencilerin yaşadıklarını kendilerinin de bir anlamda hani görüntüleri yorumlayarak anlattıklarını görüyoruz ve yönetmenle birlikte öğrenciler aslında beraber gerçekleştirmiş gibiler bu filme. Çünkü hani tıpkı bu tip hareketlerde hep olduğu gibi işte forumlarda konuşulur, tartışılır vesaire. Aynen biz de dış ses olarak bu öğrencilerin 5 öğrenci yanlış hatırlamıyorsam 5 öğrencinin o günkü olaylarla ilgili kendi yorumlarını nereye doğru ilerlediklerini, kendilerini nasıl değişiklikler yarattıklarını anlattıklarını izliyoruz. Aynı zamanda filmin şöyle bir yanı da var. Biliyorsunuz Brezilya'da bu hareketler sonrası son yıllarda çok daha sert bir hükümet geldi. Aşırı sağ sert bir hükümet geldi. Hani bir anlamda bu öğrencilerin kazanmaya çalıştıkları kazanımların geri gittiğini söyleyebiliriz. Ama filmde hani umutsuz bir noktaya gitmiyor doğrusunu söylemek gerekirse. Yani gelecek için de umudu hala devam ettiren bir noktaya gidiyor film. Peki, belgesel hakikaten ben de merak ettim siz anlatınca. Iron Man sizin sevdiğiniz tür filmlerden birisi bence değil mi? Fantastik seviyorsunuz. Evet. Evet, aksiyon hem çizgi roman uyarlaması o yüzden aldım. Bir yandan da hani ilk, şimdi bu hep bahsediyoruz, birkaç ayda bir karşımıza çıkıyordu Marvel çizgi roman uyarlamaları evreninin filmleri. Onun ilki aslında, hani daha önce de Marvel filmleri var ama bu Marvel evreni dediğimiz şeyin ilk adımını atan film 2008 yılında. Yani doğrudan bu film dışında hani genel olarak tüm aslında bu Marvel serisini söylemek istedim. Çünkü toplam 23 film var şu ana kadar bu seriden 2008'den beri. Burada 2020 hiçbir filmin bu 2008'den beri gösterime girmediği ilk film oldu. İlk yıl oldu maalesef hani malum koşullardan dolayı. İşte oradaki belki serinin tüm ana damarını ve şu ana kadar gelen hikayeyi de götüren Robert Downey Jr.'ın canlandırdığı Tony Stark'ın de bir adam Iron Man karakterinin ilk karşımıza çıktığı film. Gerçekten o günden beri adım adım çok iyi planladılar. Ki ben hani yani sadece yani kendi adıma konuşmayayım birçok kişi de bu çizgi roman serisinin aslında televizyon dizisi mantığına çok fazla uyacağını, çok iyi uyacağını söylüyorduk. Bu filmden önce. Çünkü genellikle en fazla hani 3 filmlik falan seriler oluyordu. Şimdi gördüğümüz gibi hani 23 filme geldi diyoruz. O televizyon serisi mantığını aslında sinemaya uyarlamış oldular. Yani sinemada bir anlamda televizyon dizisi izliyoruz filmlerle. Ki ayrıca dizi uyarlamaları vesaire de yapıldı. Onların da yavaş yavaş geliyorlar. John Favreau yönetti bu filmi. Daha sonra seriden bir iki film daha yönetti sanıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Daha sonra Star Wars'tan da bir dizi yaptı. Hani bu tip o da aslında oyunculuktan gelen bir isim ki bu filmde oyuncu olarak da yer alıyor. Robert Downey Jr.'ı da aslında çok zorlu bir dönemden sonra diyelim. Çünkü başı çeşitli madde kullanımı ile ilgili derde girmişti bir dönem. Oradan da çekip çıkaran ve tekrar çok ne diyelim yüksek bir noktaya
yani popüler açısından tabii yüksek bir noktaya getiren film serisi ilki diyebiliriz. Evet, sadece 2 dakikamız var. Çok hızlıca mutluluğu da anlayalım. Hayır, 1 dakikamız varmış. Çok hızlıca anlatalım. Olmazsa haftaya daha uzun anlatırız. Evet, yani Agnès Varda'nın bir filmi. Fransız Yeni Dalgası'nın tek kadın yönetmeni diyebiliriz herhalde. Feminist damardan giden ama zamanda da eleştiriler alan bir film. Biraz ondan daha detaylı gelecek hafta bahsedersek daha iyi olabilir aslında. Tabii, öyle yapalım o zaman. Çok çok teşekkür ediyoruz. Çok değerli önerilerinizi sundunuz bu haftada. Sayın Hasan Nadir Derin, ağzınıza sağlık efendim. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz.